Merhabalar herkese. Champions Chess Tour 2024 sezonu dün akşam muhteşem bir turnuvayla başladı. Ben sizleri bu turnuvadan nefes kesen bir oyuna götürmek istiyorum. Azerbaycan derbisindeyiz. Beyaz taşlarda Rauf Mamedov var. Siyah taşlarda Muhammed Muradlı var. Bakalım 10 dakika artı 2 saniyelik tempoda ustalar neler yapmış. E4'te başlıyoruz mücadeleye. C5'te Sicilya savunması gelmiş ve C3 hamlesini Alapin varyantını tercih ediyor burada Mamedov. At F6 ile E4 isteniyor. E5 sürülmüş. At D5'e kaçınca da fil C4'te tekrar ata bir baskı gelmiş. Atını B6'ya dönüyor Muhammed. Fil B3'e çekildi ve at C6'dan sonra da D4'le beraber merkeze bir piyon daha sürülüyor. E5 desteklenerek tabii ki C çarpı D4, C çarpı D4 hamlelerinden sonra D5 sürüşüyle beraber merkezde ben de söz sahibi olmak istiyorum diyor Muhammed ve tabii ki rakibinin bu piyonlarına karşılık kendisi de D5'e piyon sürerek bu filin çaprazını kapatmış durumda. Fil C2'ye çekilmiş Mamedov tarafından. At B4'te hemen file bir baskı geldi ama o fil artık kaçacak başka bir yer bulamadığı için kendisine D3, E4 veya F5 gibi kareleri burada at C3 ile Mamedov gelişimini sürdürüyor. Fil D7 ile siyahlar gelişimini sürdürürken burada filini B1'e çekmiş Mamedov ve o fili vermek istemiyorum demiş. Tabii ki bu hamle A1'deki kalenin gelişimini bir süreliğine erteliyor. Şimdi E6 hamlesi şah kanadındaki fil de geliştirilecek. At G2'den sonra fil E7, kısa rok ve kale C8 hamlesinden sonra da kale E1 hamlesi gelmiş. Tabii ki birazcık karışık bir açılış oluyor. Belki ters kanatta oynanan oyunlar görebiliriz burada. Siyahlar da kısa rokunu attıktan sonra Mamedov hemen at G3 oynamış. At G3 hamlesinin ardından şunu söylemek lazım. Özellikle çift filin buradaki bakışları ve vezirin de özellikle G4 gibi H5 gibi karelere gidebilmesiyle beraber orada beyazların bir şah kanadı hücumu başlatabildiğini görebiliriz. Fakat buraya önceden bir önlem almak istiyor Muhammed ve G6 ile beraber o önlemi almış ama G6 ne yaptı? Buradaki koyu renkli kareleri birazcık zayıflattı. Hemen o koyu renkli karelere bir baskı fil H6 ile beraber geliyor. F8'deki kaleyi istiyor burada Mamedov ve o kale şu anlık savunulmuyor. Eğer kale E8 gibi bir şeyler oynansaydı beyazların hücum fikirleri biraz daha kuvvetlenebilirdi burada. Özellikle at H5 gibi bir fedayla. At H5 fedası çok enteresan gözüküyor ama özellikle şunu söylemek lazım. F6 ve G7 karesinin hakimiyetlerini ele alan beyaz hamleleri her zaman şah kanadı hücumu adına kritik olacak ve bir diğer taraftan da G çarpı H5 bu ne biçim feda derseniz de beyazların çok önemli hücum fırsatları var. Vezir çarpı H5'ler, kale E3, kale G3'lerle beraber burada siyah şahın yapayalnız mat olduğunu görebiliriz. Fakat bunlar oynanmamış. At C4 ile devam etmiş Muhammed Muradlı ve demiş ki istersen fil çarpı F8 alabilirsin. Ben koyu renkli karelerimi buradan fil F8, fil F8 ile beraber kendi filimle savunmak istiyorum ve senin şah kanadı hücumların bu fil olmadıktan sonra, bu fili verdikten sonra oldukça zayıflayacak. Ben bunun için bir kale vermeye razıyım diyor. Diğer taraftan tabii ki at C4 B2'deki piyona bir baskı yaptı ve vezir C1 oynuyor Mamedov. Hem fili tahtada tuttu, kaleyi almadı, hem de B2 piyonunu savunmuş durumda. Fakat bu vezir C1 hamlesi at C6 ile karşılanıyor. Ver D4'teki piyonu. D4'teki piyon da C hattındaki atın E2'ye çekilmesiyle beraber savunuldu. Vezir B6 geliyor Muhammed Muradlı'dan. Ver diyor D4'teki piyonu. Aynı zamanda B2'deki piyonu da istiyor. Fakat buradaki hamleye artık demiştim. İki taraf sanki farklı kanatlardan oynayacak diye vezir F4 ile beraber Mamedov D4'ü destekledi fakat B2'yi bıraktı gibi gözüküyor. Neler olabilir isterseniz gelin bir bakalım. Eğer vezir çarpı B2 ile beraber A1'i isteyerek devam ederse burada tabii ki beyazların hücum fırsatları var. Özellikle at H5 hamlesi yine çok kritik. At H5 hamlesi kritik diyorum. Nedeni G H5 aldığım anda vezir G3, vezir G7 ile beraber mat fırsatlarının olması. Peki ne yapalım at H5'i? Almayalım o zaman. A1'de bedava bir kale var. Onu alalım da beyazlar ne istiyormuş görelim. İşte burada da at F6 hamlesi var. At F6'ya şimdi fil F6 alınırsa vezir F6 ve vezir G7 ile beraber mat olduğunu göreceğiz. Bu arada benim gösterdiğim varyantlarda tahta biraz daha açık renk oluyor. Oyunun hamlelerinde tahta daha koyu renk oluyor. Bunu da belirtmek isterim eğer ilk defa veya birkaç defadır izleyen izleyicilerim varsa. Burada böyle bir plan var. Tamam şahı kaçalım yani başımıza ne gelebilir? Bu atı koydum, fili koydum, başka kare yok burada dediğimiz anda da beyazların vezir H4 hamlesi var. Bilgisayar bile İlk hamlede, ilk anda birazcık anlayamıyor. Birazcık düşününce yeterli üstünlükleri veriyor. Çünkü çok kuvvetli mat hücumları var. Yine fil f6, vezir f6, vezir g7'ler var. Bir diğer taraftan fil çarpı f8 ve ardından vezir h7 ile mat istekleri var. Bu yüzden beyazların burada çok önemli mat fırsatlarının, hücum fırsatlarının olduğunu söylemeliyim. Ve bu yüzden Muhammed B2 piyonu yerine şah kanadından bir önlem alıyor. F6 sürüyor, fakat bu F6 sürülünce artık fil çarpı F8'i almaya karar veriyor Mamedov. Kale çarpı F8, F6 desteklenmeli. Fil F8'i anlatmıştım ama şu anda F6'nın desteklenmesi kaleyle daha önemli. Vezir H6'ya yerleşince de F5 sürülüyor. Neden F5 sürülüyor? Niye B2 alınmıyor diye sorabilirsiniz. Her hamle B2 alınacak gibi gözüküyor ama beyazların istekleri şah kanadında inanın hiç bitmiyor. Mesela şimdi vezir çarpı B2 almaya kalkarsak burada da şöyle durumlar var. Fil çarpı G6 istiyor beyazlar. Fil G6'dan sonra vezir çarpı H7 mat var. E ne yapalım? Kale F7 ile mi önleyeceğiz burayı? Fil çarpı F7, vezir H7 gibi seçenekler olacak o zaman. Peki HG6 alırsak ne oluyor? Buna da vezir G6, şahın yapabileceği tek hamle var ve at H5. At H5 hamlesini sıklıkla gösteriyorum. Ya feda oluyor ya da o at vezir G7'yi savunacak şekilde geliyor. Burası çok kritik çünkü kale G8'e vezir H6 mat var. Eğer bir şekilde matı savunmaya kalkarsanız G7'den kale F7 gibi hamlelerle burada da zaten vezir F7'nin boşta kaldığını ve böyle bir mat olduğunu göreceğiz. Yani çok dikkatli olması lazım burada siyah taşların ama Muhammed bütün bu hesapları görüyor. Rakibinin fil G6 istediğini görüyor. F5 sürüyor. F5 sürüşünün ardından artık B2'yi savunmaya karar veren Mamedov B3 oynamış ve şimdi at A3 ile beraber o bütün kötülüklerin anası olan belki de B1 filine doğru bir bakış gelmiş durumda. Tabii ki at istenmişti zaten. Şimdi beyazların hamlesi at F4. At F4'ün ardından ne oldu? Bu at neden E2'ye dönmüştü? Onu hatırlamamız lazım. D4 piyonu savunmak için dönmüştü. Peki şimdi F4'e gitti. O zaman at çarpı D4'ü alabilirim gibi gözüküyor ama hayır. Beyazların yine benzeri istekleri var. Filin bakışı kesildi ama bu kez de at çarpı G6 istiyor beyazlar. At G6'nın ardından hem F8'e hem de E7'deki file bir baskı gelecek. İstekler gelecek. Burada eğer H çarpı G6 alınırsa biraz önceki yere döneceğiz. Vezir G6, şah H8 ve ardından at H5 ile beraber benzeri mat temaları. Bunu oynayamıyorum. Vezir G7 matlar var. Belki diyeceksiniz ki fil F6 var. Konum birazcık değişti gibi gözüküyor ama at F6, vezir H7 mat isteği var. Kale F6 vurursam da F6'nın ardından vezir G7 ile tekrar mat olduğunu görecektik. Böyle sıkıntı konumlar var. Peki şuna bakalım ya, at G6 vurulduğu anda ben almak zorunda mıyım bu atı? Almayayım. Diyeyim ki ben kale F7 ile buraları savunmak istiyorum. Yine çok önemli hücum fırsatları at çarpı E7 ile gerçekleşecek. Kale çarpı E7, at H5, yine bu sefer başka bir eski dostumuz devreye girmeye geliyor. Kale E3, kale G3'lerle beraber hatta at F6'ların da olduğu önemli mat hücumları beyazların lehine olacak burada. Gerçekten her hamlede bir piyon bırakıyor gibi Mamedov ama şah kanadında mat hücumları kesinlikle çok kuvvetli ve dikkat edilmesi lazım. Bir tane doğru hamlesi varmış Muhammed'in. O da kale F7'ymiş. En doğru savunma hamlesi. Buraları sağlamlaştıracak hamle kale F7'ymiş ve o hamle geliyor. Fakat bunları konuşurken sürelere dikkat çekmek istiyorum. 10'ar dakika olan süreler şu anda 1,5 dakikaya 30 saniye şeklinde kalmış durumda ve oyun adeta yeni başlıyor diyebilirim sizlere. Çünkü burada Mamedov'un hamlesi fil çarpı F5. Fil çarpı F5 hamlesi çok saçma duruyor gibi. Çünkü yani burada çok önemli bir piyon duvarı vardı. O piyon duvarını böyle yıkabilir miyiz biz? Yıkmayı deniyor mu burada Mamedov ve eğer E çarpı F5 alınırsa E6 oynayacak, çatal atacak, verdiği aleti geri alıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda E hattından kalesini devreye sokacak ve G8'deki şahın daha büyük sıkıntılarda yer alacağını söyleyebilirim böylelikle. Peki ne yapalım? G çarpı F5 alalım. G çarpı F5'e Mamedov durmuyor. Mamedov bir feda daha patlatıyor. Diyor ki ben istediğim kadar açamadım. Benim amacım bu E6'yı ortadan kaldırmak. At çarpı D5 alıyor bir de. At çarpı D5'ten sonra E çarpı D5 alınmış ve şimdi E6 sürüşü bir anda siyahlar öne geçti pozisyonda ama pozisyonu değerlendirmek hele de bu sürelerde insanlar için çok çok zor. Çatal atıldı ama kale f6 vezir isteniyor ve kale de kaçılmış oldu bu hamleyle beraber. Vezir f6 pek bir anlam ifade etmez çünkü piyonu ben vezire çıkamıyorum. Özellikle bu karelerde siyah taşların hakimiyeti çok fazla ve veziri feda ettiğimle kalacağım. Vezir g5 şah çekilmiş. Kale g6, yine vezir isteniyor ve vezir çarpı f5 alınınca da fil e8'e dönüyor burada Muhammed Muradlı. Bütün olayların sonunda kale ac1'i de oynatayım beyazlara ve tahtayı sayıyorum. Evet, beyazlar piyon olarak önde ama iki tane hafif alet fazla siyahlar ve bir şekilde mücadele, iki tane hafif alet değil, yanlış söyledim. Kaleye 3 alet oldu bu konum. Çünkü en başta bir fil f8 almıştı. Kaleye 3 alet konumda, yani tabii ki materyal olarak siyahların üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat oyunun dinamikleri özellikle de bu sürelerde her şeyi bize gösterebilir. Vezir çarpı d4 almış Muhammed Muradlı. Kale cd1 ile beraber vezir istenince vezir f6. Muradlı'nın yaptığı çok basit. Nedir? Taşları değişmek istiyor. Eğer vezirler tahtadan kalkarsa şah güvenliğinin eskisi kadar önemi olmayacak ve benim 3 tane hafif aletim var kaleye karşılık. 2 hafif alete kale, genelde 2 hafif aletin daha avantajlı olduğu durumlar olur ama piyon sayısına bakmak gerekir. 3 hafif alete kale ise siyahların materyal olarak çok büyük üstünlüğü var demektir. Vezir çarpı d5 almış burada Rauf Mamedov. At c2 ile kale istenince, e1'deki kale istenince kale e4'ten oyuna giriyor. Kale g5 ver veziri. Vezir d2 ile beraber c2'deki at istenince at b4'e dönmüş ve şimdi kale d1 oynanıyor. Tabii ki artık süreler 5 saniyeye 4 saniye ve oyun çok canlı. Burada at d5 karesine gidince bir hata yapmış oluyor Muhammed ve h4 ile hemen Mamedov o hatayı değerlendiriyor. Hem de bu süreler içerisinde. Arada sürenin arttığını görüyorsunuz. 10 dakika artı 2 saniye demiştim ya. Her hamle oynadıklarında oyunculara 2 saniye ekleme geliyor. Burada kalenin oynaması lazım ama sıkıntı şu: kalenin atı da savunması lazım vezir baktığı için. Fakat savunabilecek bir yere kaçamıyor. Yani ne h5'e ne f5'e kaçabiliyor at yüzünden. Diğer tarafta e5'e kaçtığı zaman da kale çarpı e5 vurup yine at e5'in ardından vezir çarpı d5 alabiliyor burada beyazlar. O zaman ne yapmalı? Kale çarpı g3 ile devam etmeliymiş burada Muradlı Muhammed oyuna. Fakat bunu oynamamış. Kale g6 oynamış ve vezir çarpı d5 ile beraber bu kez farklı bir tahtaya bakıyorsunuz. Çünkü kaleye 3 alet olan konum kaleye 2 alet oldu ve piyonları saydığımızda bu kez o fazla 3 piyonun tahtada bir şeyler ifade ettiğini göreceğiz. Yani materyal olarak beyazların daha üstün olduğu bir duruma geçmiş olabiliriz. Vezir g7 hamlesi gelince şimdi aklınıza tabii kale ve vezirin batarya oluşturması ve çift fille beraber belki beyazların, özür dilerim siyahların daha iyi taş yerleşimi olmasını bekliyorsunuz ama e6 piyonu özellikle burada çift filin yeterli hareketi yapmasına izin vermiyor ve beyazlar adına at f5 hamlesi düşünülebilir gibi duruyor. At f5 ile beraber vezire baskı yapılacak ama Mamedov da bu kısıtlı süresinde şunu düşünmüş: at f5 oynarsam kale çarpı g2'leri hesaplamam lazım. Ben öncelikle bir kale f4 oynayarak vezirimle g2'yi tutuyorum. Ardından at f5 istiyorum. At f5 oynamasını istemeyen burada Muhammed de kale çarpı g3'ü patlatmış. F çarpı g3, vezir çarpı g3 ile kale istenince kale ef1 hamlesi geliyor ve burada konum gene siyah şahın güvensizliği mevzusuna geldi. İki tane kalenin açık hattan f8'e doğru baktığını görüyoruz. Peki ne yapacak burada? h5 ile beraber en azından kendi şahına biraz daha fazla alan yaratmak istedi Muhammed. Fakat Mamedov'un buradaki hamlesi kale f8. Mamedov bu oyunda neler feda etti açıkçası saymak lazım. Bir tane fil, bir tane at, zamanında bir tane kalite almıştı, rakibi kalite feda etmişti. Oyunda genel anlamda çok fazla feda oldu veya boşta taş oldu. Kale f8 ile beraber şimdi bir kale fedası var tahtada ama bu fedayı almak pek mantıklı değil. Çünkü fil f8 alınırsa e7 sürüşü gelecek. Ver buradan fili ve aynı zamanda da şah çekiş. Aynı zamanda da e çarpı f8 tabii ki ikinci vezir anlamına geldiği için burada siyahlar adına oyun biterdi. Bu yüzden şahın kaçması lazım. Şahı g7'ye kaçmış Muhammed Muradlı. Fakat kale çarpı e8 boşta kaldı bu sefer de. Materyal üstünlüğü daha da fazla artıyor ve şimdi kale f7'ye inecek burada beyaz taşlar. Bu yüzden engel lazım. Fil f6 ile orası engellendi. Fakat süreyi görüyorsunuz. Muhammed'in süresi bitmek üzere. Vezir d7, adeta güneş doğdu yüzüme bir anda bu hamleyle beraber. Vezir d7 hamlesiyle beraber beyazlar burada şah çekince de artık Muhammed Muradlı'nın uzun süredir 3-5 saniyede oynanan Muhammed'in süresi sona eriyor ve oyunu kaybediyor. Ha, süresi sona ermeseydi ne olurdu derseniz şöyle de bir olay var. Yani şahı kaçtıktan sonra vezir f7'lerle beraber zaten mata gidecekti konum. Peki c6'daki atımızla savunmaya kalksak kale çarpı e7, fil çarpı e7, vezir çarpı e7, şah H, yani şah 8. yataya giderse kale f8'ler var. Şah 6. yataya giderse de kale f6 ile beraber şah çekecekti. Siyah şah bir yere oynayamaz. Vezir g6, kale g6 ile beraber harika bir konumla beraber aslında beyazlar oyunu kazanacaktı. Ben bu oyunu gördüğüm anda sizlerle paylaşmak istedim. Açıkçası yani çok taktik bir oyun. Sürekli istekler var. Şah kanadındaki hücumlar ve feda fikirleri özellikle hepsi çok enteresan. Tabii ki daha böyle uzun incelenmesi gereken bir oyun. Ben size olabildiğince özet şeklinde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de benimle aynı keyfi almışsınızdır ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Diğer videolarda görüşelim. chess24 Türkçe kanalına abone olmayı unutmayın.